Çok çalıştıkları beraber efendim şu an aramızda değil de bu başarılarının devamını diliyoruz. Keyifle çalıştık. Gerçekten her set söylüyor bunu ama gülerken ne ara çekimlerin bittiğini anlamadım ben. Yapımcımı biraz üzdüm çünkü gerçekten toparlayamayıp çok güldüğüm için birkaç kere çektiğimiz sahneler oldu. Birkaç kere derken 15-20 falan. O yüzden bu keyfimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlerin bizim bu bebeğimizi seyircilerimize ulaştırmanızı istiyoruz efendim. Bunu canlı gönülden diliyoruz ve sözü filmimizin kötü adamına veriyorum. Kendisi iyi, filmdeki karakteri kötü adam Gürgen Bey. Evet, teşekkürler. Ben de filmde kötü adam oynuyorum. Alıştığınızın tersine. Hiç güldürmüyorum. Güldürme işini diğer değerli oyuncularımıza devrettik. Ve gerçekten böyle bir anti karakter oynamak, kötü adam oynamak son derece keyifliydi. Zaten her zaman çok keyiflidir yani kötü adam oynamak. Benim için de güzel bir deneyimdi. Özlemişim de böyle farklı roller oynamayı. Yeterince güldürdükçü bir zamanda. Ama filmimiz komik. Gerçekten çok eğlenceli. Bir de tabii ki şu anlamda değerli, yani sektörel olarak şu anlamda çok değerli görüyorum filmi. Biliyorsunuz Türkiye'de komedi anlayışı uzun süredir tiplemeler üzerinden bir hale dönüştü. Fakat bu filmde her şeyden önce bir hikayeniz var, bir durum komediniz var. Ve gerçekte de komedi filmleri böyle olunca çok daha değerli oluyor benim açımdan. Ve aksiyon komedi, yani içinde aksiyon da var. İki tür birbirine geçmiş durumda. Bizde pek fazla sektörel anlamda türler de yok. Halbuki ne kadar çok tür olursa sinema, Türk sineması o kadar ileri gidiyor. İleri gitmiş olacaktır. Komedi deyince de biz işte dediğim gibi o tiplemeleri anlıyoruz ama burada gerçekten içinde aksiyon var, bir hikaye var. Çok güzel, kaliteli bir şey oldu. Gerçekten öyle. İnşallah sizler de seveceksiniz ve sevgili Hakan Bilgin'e devrediyorum. O da iyi bir insan ama filmde bilemiyorum nasıl bir insan, iyi mi, kötü mü onu anlayacağız. Evet, belirsiz bir karakteri o yüzden. Komedi yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyoruz ama sinemada da, dizilerde de hep alıştığımız varlığının dışında sıradanın dışında, ya mekanı değiştirmek gerekir, senaryonun daha dışı olması gerekir, daha hareketli olması gerekir, temponuz hızlı olursa işte bu komedi filmi tutabilir. Bu filmde hem temposu olan hem ayrı ayrı kendini ispat etmiş oyuncuların aynı ortamda buluştuğu çok keyifli, aksiyonu olan, başka mekanları da olabilen, yani arkadaki fonu değiştiren bir film oldu. Onun için resimlerin güzel olduğu, insanların izlerken keyif alabileceği, gerçekten iyi bir hikayesi olan güzel bir komedi filmi oldu. Bunca yıldır hani komedi çok seyircinin sevdiği, sizlerin de güzel bir şeyler yaptınız, filmler de yer aldın ama bu da Türk sinemasının tarihine geçecek değerli bir film olacağı düşüncesindeyim. Evet, Levent. Biz aslında buraya filmin tamamını getirmek istedik ama filmin final misi hala devam ediyor İstanbul'da. İnşallah salı günü bitireceğiz de hemen olacağız filmi. Şimdi size çok özel sahneler izleteceğiz. Umarım beğenirsiniz. Sahnenin hemen akabinde tekrar soruyoruz.